Abi şimdi konumuz tabiat risalesi ama çok iyi, yani çok zayıf hazırlandım o yüzden. Çok iyi. Bize beraber mutlaka edeceğiz. Sen çok iyi beraber şey hazırlandın diye yapacağız. değil Ben ki. gerçekten hazırlanamadım. O yüzden tam hani sunum doğru bir şekilde olmayabilir. Nasıl içinden geçiyorsa öyle yapacaksın. Umut. Fıtri oğlum. Şimdi 23. Lema, Tabiat Risalesi. Şimdi Üstad burada bu risalede varlıkların nasıl vücuda geldiğini anlatmak için bir metot izliyor. Bu metot matematikte de ve diğer bilim dalında da kullanılan bir metot. Olmayana ergi deniyor bu metoda. Olmayan bir şey varsayılır. Doğru olduğu varsayılır. O varsayım doğrulanmaya çalışılır. Doğrulanırsa tamam. Doğrulanmazsa da tamam, bu varsayım yokmuş denir. Buna olmayan ergi deniyor. Bunun basit bir şeyi mesela sayılar bir yerde biter mi? Bir iddia. Sayılar bir yerde biter mi? Kişi diyebilir ki biter. Bir yerde biter. Tamam. Bittiği yere son sayıyı bulduğunu varsayalım. O sayıya P diyelim der. P'yi bulduk. Bulduğun sayıya bir ekle. P sayısına bir ekle. P'den daha büyük oldu mu? Oldu. Demek ki sen en son sayıyı bulamamışsın. Ben senin sayına bir ekleyerek senin sayını arttırabiliyorsam demek ki sen son sayıyı bulamamışsın. Bu şekilde P'nin son sayı olmadığını kanıtlıyorum. Kanıtlayınca son sayı bulunamamış oluyor. Bu bir metot, bilimsel bir metot. Üstad burada bu metodu kullanıyor ve çok da çok doğru ve çok güzel bir şekilde kullanıyor bu metodu. Bunun için varlığın oluşma ihtimalini dörde ayırıyor. Birincisi sebepler. Burada yazmış. Evcede tür esbab, teşekküle nefsihi ve iktizatür tabiat. Evet, iktizat. Sebepler yapar, kendi kendine yapar, tabiat yapar, bir yaratıcı yapar. Dört ihtimalden birisi. Bunların her birini doğru olarak varsayacak. Bu doğruluğu realize edebiliyor muyum? Bu doğruluğu uygulayabiliyor muyum? Diye bakacak. Eleyecek. Üç ihtimal eleyince dördüncü ihtimal ortaya çıkacak. Bunun mesela bunu ben görüştüklerimi, konuştuklarımı söyleyeyim. Beşinci, altıncı ihtimaller söyleniyor. Şu an hala daha var. Aslında bu dörtten başka ihtimaller de var. O şunun gibi. Ben de ilk şeye düştüm. Yani yanıldım bu konuda. Harbiden beşinci ihtimal var gibi geldi ilk etapta. Ama mesela yeşil bir renk ama ana renk değil. Sarıyla mavinin birleşimi olduğunu ilk etapta kestiremeyebiliyorsun. Ya bir dakika, bu başka bir renk diyorsun ama aslında o ikisinin birleşimi. Yani diğer batıl olan 3 ihtimal aralarında karıştırılarak yeni bir ihtimal varmış gibi birinin zayıf yönünü, ötekinin güçlü yönünü birleştirerek böyle bir hibrit bir şey yapıyorlar. Yani ortaya bir sunum yapıyor. Yeni bir madde oturtmuş gibi oluyor ama aslında öyle bir madde yok. Şimdi ben kendi tefekkürlerimde de, genel tefekkürlerimde de basit maddeler kullanmayı severim. Mesela burada ayvayı kullandım. Ayva. Ayvayı kim yapmış? Birinci ihtimal ayvayı sebepler yapmış. İkinci ihtimal ayvayı ayva yapmış. Üçüncü ihtimal ayvayı tabiat yapmış. Dördüncü ihtimal ayvayı bir yaratıcı yapmış. Bu dört ihtimalden birisi. Şimdi ayvayı bir sebeplerle yapmaya çalışacağız. Kendi kendine yapmaya çalışacağız. Tabiatla yapmaya çalışacağız. Şimdi üstadın buna tabiat risalesini demesinin şöyle bir hikmeti de ilk iki şık aslında bu risale yazıldığında da çökmüştü. Üstad ilk ikisini çöksün diye, ben bunları çökerteyim manasıyla değil de üstünden geçeyim anlamıyla yazdı. Zaten tabiat risalesinin üçüncü kısmında önemli kısım burası diyor. Asıl burası. İlk iki kısım zaten çöktü. Kendi kendine, yani ayvayı ayvanın yapmadığı bilimsel olarak da ortada. Eskiden milattan önce her şeyin her zaman var olduğu varsayılıyordu. Yani bizim bir başlangıcımız yok, sonumuz da yok. Bu dünya hep böyleydi. Öncesi yok, sonrası yok. Bu böyle döndü, döngü halindeydi. Materyalizm bu böyleydi zaten. Dolayısıyla ayvayı ayva yaptı. Dayanağın nedir? Ayvadan ayva yapıyorum. Dayanak bu. Tamam da bunun öncesi var mıydı? Öncesi yoktu. Bu hep böyle döndü. Bu çöktü.
Bunu bilimsel olarak açıkçası ikinci basamağı, yani kendi kendini yapıyor basamağını teknik olarak anlatmaya çok şey yapmaya gerek yok. O bilimsel olarak çökmüş vaziyette. Sebeplerde kendi başına sebeplerde bir detay var. Bunu kullanıyorlar. Bu sebeplerdeki detay kullanılıyor. Şimdi ben onlara gireceğim. Buraya yazayım birinci ihtimal sebepler. Ya çok kullanmayacağım ama dursun. Birinci ihtimal sebepler. İkinci ihtimal kendi kendine. Üçüncü ihtimal iktizat tabiat. Tabiat. Şimdi yazıda zaten şey. Dördüncü ihtimalde yaratıcı diye. Şimdilik yaratıcı diye. Şimdi ikinci ihtimal zaten tamamen çökmüş vaziyette. Hiç onu üstad burada anlatıyor. Ama diğer şeylerin içinde kullanılmasın diye anlatılıyor. Hani bazen nasıl diyeyim? Çok sık yapılıyor bu hata. Mesela ben emekli oldum. 5 maaş ikramiye aldım. 5 maaş. 4 maaşla biriktirmiştim. 4 maaş. 2 maaşla borç aldım. 2 maaşla borç aldım. Adam şu kısmı topluyor. Şurada işlem yapıyor. Diyor ki 5, 4 daha 9, 2 daha 11. Senin 11 maaşın var. Tamam da maaşın ne? Burada bir bilinmeyen var. Burada bir bilinmeyen varken burayı bilmiş olmanın bir manası var mı? Sen hesabı burada yapıyorsun ama içeride bir bilinmeyen var. Bilinmeyen ne demek? İçeride bir yani bilim şu anda bilimsel literatürde varlık açıklanırken içeride bir bilinmeyen kullanılıyor. Şimdi ben göstereceğim ne kullandıklarını. Mesela sebepler. Sebepten kastın ne? Tam olarak sebepten kasıt ne? Buradaki en büyük kasıt içgüdü. İçgüdü. Birçok şeyde geçiyor. Evrimsel birçok materyalde bu geçiyor. İçgüdü kelimesi. Bu kelime aslında maaş gibi. İçgüdü. Bu hayvan bunu niye yaptı? İçgüdü. Tamam, içgüdü ne? Mekanizma nasıl çalışıyor? İşte kör bir kuş şimdi uyanıyor. Yuvada uyanıyor. Körken diğer yumurtaları iktiriyor ki kendisi daha fazla beslensin. Nasıl yaptı bunu? İçgüdü diyor. Kör, kuş körken hiç daha uyanıp da kuyuda, yani yuvanın içinde olduğunu bilmiyor olması gerekirken etrafta diğer yumurtaların olduğunu varsayayım. Onları iktirip buradan atayım. Burası ben yüksekte bir yerdeyim şu anda. Atayım bunlar düşsün kırılsın ben daha çok besleneyim. Körsün yeni doğmuştu. Nasıl yaptı? İçgüdü. Ya bu bir açıklama mı? Bunun gibi bir açıklama. 11 maaş. Maaşın miktarı belli değil. Maaş belli değil. Sen bana şeyi söyle. Bu hesapların doğru. Ben bu hesaplara karışmıyorum. Sen genetik bilimine ben kaldırıp da ooo sen yanlış yapıyorsun. Bu böyle bir şey yok. Tamam senin de hesapların doğru. Bu yani bilimsel yaptığın aktivitelere ben haşa bir şey söylemiyorum. Bilim yani bu. İlim en nihayetinde. O zaman içgüdü derken aslında bilinmeyen bir şey. Bilinmeyen bir şey kullanıyor. Aslında bu da bunu da çevrimler kullanıyor. Dışgüdü aslında bu. Dışgüdü. Güdü dışarıdan geliyor. Ama dışarıyı kabul etse yaratıcıyı kabul edecek. Evet. Dışarıdan geldiğini iptal edeyim diyor. Bunu evet. Seviyor. İç güdü diyeyim ben buna diyor. Aslında bu dış güdü. Dışarıdan güdülen. Dışarıdan güdülen. Aslında öyle midir felsefede? Felsefede bunun tam karşılığı yok. Yani böyle bir şey aslında yok. Türkçe çevirisi diş. Hayır değil. Türkçe çevirisi iç güdü. Ha, ama diş güdü diyen kim? Dış güdüyü ben diyorum. Yok, aslında zaten abi dışarıdan güdüleniyor ya. Aslında dışarıdan güdüleniyor. Yani onun kendinden yaptığı bir şey yok. Dışarıdan güdüleniyor. Ona sen bu yumurtaları buradan at. Sen yüksekte bir yerdesin. Bunları iktir buradan at deniyor. Ya da sen körsün ama sahil şurada. Sen yeni doğmuş bir balıksın. Oraya gitmen lazım. Sen bir kaplumbağasın. Oraya gitmen lazım. Yön de burası. Orayı aş. Nasıl oldu? İç güdü. Aslında dış güdü. Bu anlam bozulumunu açıkçası varlığı inceleyen birçok kitap çoğunluğu Hristiyanlığı
baz alıyor. Hiç yani Müslümanlığın ya da İslamiyet'in teolojisine uğraşan, yani onların hükümleriyle uğraşan, zıtlaşan bir şekilde girmiyor. Çünkü İslamiyet açıkçası çok fazla belli bir cenahtı, hiç nasıl diyeyim, farkında bile değiller yani. Namaz kılan insanları görüyorlar, yoga yapıyor herhalde diyor. Namazı hayatında hiç görmemiş adam. Namaz kılan insan görmüş, eğlenesin yoga yapıyor herhalde diyor. O kadar uzak. Şimdi bu adamın İslami bilgisi o kadar zayıf ki bunu varlıkla ilgili bir konu, bir kitap aldığında Hristiyanlık temel alınarak adam Allah'ı inkar ediyor ama Hristiyanlık kavramındaki Allah'ı inkar ediyor. Hiç İslami literatürdekini şey yapmıyor. Şimdi sebepler başlığında ana sebep içgüdü. Onların deyimiyle içgüdü. Biz mesela nasıl bu, yani insan nasıl böyle şey hale geldi, nasıl bu kadar sanatlı, bu kadar teknolojisi yüksek bir hale geldik? Bu ana sebep ne? İçgüdü diyor. Bu içgüdünün adı ne? Burada hayatta kal içgüdüsü diyor. Hayatta kal. Bu önemli. Hayatta kal içgüdüsü. Güya bütün canlılığın, hücrelerin, bütün biyolojik materyalin ana amacı kendi içinden hayatta kalmasıyla ilgili bir içgüdüsü. Bütün her hücre hayatta kalmaya çalışıyormuş. Ve bütün bu çeşitliliği, bu yaşantıyı, bu hayatta kal içgüdüsü tetiklemiş. İddia bu. Ana iddia bu. Yani ikinci kısım çöktü. Tabiat da kendi içinde buna dayanıyor. Şu anki mevcut sistemde tabiatı da bu sebeple bir tabiat oluşturuyor. Bu içgüdüyle, bu prensiple bir tabiat oluşturuyor. O tabiatın içinde süre geliyoruz diyor. Ben kimya dersi alırken lisede öğretmen şöyle bir cümle kullandı. Kimyam çok iyiydi o döneme kadar. Zıtlaştık öğretmenle biraz. Dedi ki su her sıcaklıkta buharlaşmak ister. Çok iyi hatırlıyorum. İster. İster. Hocam nasıl ister? Su ister. İstemek. Hani suyla istemek arasında bir zıtlık var yani. Nasıl ister? Çok biliyorsan kimya oku dedi. Şimdi çok öğrenmek istiyorsan kimya oku dedi. Beni geçiştirdi. Ben sonra bunu çözdüm. Bu istemek fiilinin ne olduğunu çözdüm. Ben bu örneği daha önce de verdim. Sık veriyorum. Şöyle bir rampa, şurada bir top olduğunu düşünelim. Bu topun burada bıraksan bu aşağıya doğru düşme eğilimine girecek. Neden? Bunun üstünde bir kuvvet var. Aşağıya doğru bir kuvvet çekiyor bunu. Bu aşağıya doğru kuvvet bunu rampadan aşağıya ektirecek. Bu da sen eğer sadece topu izlersen ya bu top aşağı inmek istiyor gibi bir sanki topun bir eğilimi varmış gibi. Oysa ki bunun üzerinde bir kuvvet var. Suda da aynı şekilde. Su mesela 40 derecede, su aslında 100 derecede kaynar ama buraya su koysan yarın olmaz. Hiç 100 dereceye gelmedi ama buharlaştı. Su her sıcaklıkta buharlaşır. Bunu onun üzerinde bir güç etki ediyor, onu buharlaştırıyor. Bunun üzerinde bir güç etki ediyor, bunu hareket ettiriyor. Sizin, Hasan abi bir dersinizde hareketle ilgili bir dersiniz vardı. Bir şey hareket ediyorsa, onu birisinin, yani bir fail olması lazım. Bir hareket varsa fail olması lazım. Ortada bir fiil var, fail olması lazım. Ben sizin ilk dinlediğim derslerinizden biriydi. Fizikte buna eylemsizlik deniyor. Bir şey hareket ediyorsa hareket etmek ister. Evrensel bir kuraldır bu. Bir şey hareket ediyorsa hareket etmek ister. Duruyorsa da durmak ister. Yani bu şey duruyorsa bunu üstüne bir kuvvet etki etmedikçe bu asla hareket etmez. Eğer hareket ediyorsa da durması için üstüne bir kuvvet etki etmesi lazım. O da hareket etmek ister. Yani durdurmak için onu bir şekilde tutman lazım. Bu evrensel bir kural. Evrensel kurallar evrenin tamamı için geçerli olan kuraldır. Evrenin tamamı için geçerli olan kural. Yani evrenin öteki ucunda bu kural aynen bu şekilde cari. Mesela bizde su 100 derecede kaynıyor. Bizde. Evrenin diğer tarafında öyle mi kaynıyor? Belki su yok. Varsa da 100 derecede kaynamıyor. Suyun kaynadığı sıcaklığa 100'ü biz diyoruz. Su 100'de kaynamıyor.
suyun kaynadığı sıcaklığa 100 diyelim demişiz. Onu biz uydurduk. Niye 100 dedik? 75 deseydik, 125 deseydik olurdu. Niye 100'ü kullandık? Onu da rivayet odur ki, yani bilimsel rivayet odur ki 10 parmağımız olduğu için 10'lu sayma sistemi kullanıyoruz. 6 parmağımız, 6'şer parmağımız olsaydı 12'li sistem kullanacaktık. Yani biz 13'e geldiğimizde 1'e düşecektik. Biz şimdi 10'a geliyoruz, 1'e düşüyoruz, 11, 12, 13 diye sayıyoruz. 6 parmağımız olsaydı 12'li sistem yapacaktık, başa dönecektik. Dolayısıyla bütün bu bizim 100 diye bildiğimiz şey, misal veriyorum 144 olacaktı. Şimdiki 144 birim içinde olacaktı. Biz, yani suyun yüzdeleri de kaynadığı evrensel bir kural değil. Deniz seviyesi olacak, basınç olacak, sıcaklık o olacak. Evrensel bir kural değil. Ama eylemsizlik evrensel bir kural. Bu evrensel bir kural. Bir hareket varsa, bu hareketi durdurmak için bir güç kullanacaksın ya da hareketi başlatmak için bir güç kullanacaksın. Bunun ortası yok. Şimdi, sebepler başlığında sebep, yani nedenleri, bunun nedenlerini şöyle özetliyor. Ben şöyle özetliyorum. Evrensel olarak bir kural daha var. Hatta ilk bulunan kuralın bu olduğu söyleniyor. Neden-sonuç ilişkisi. Evrende her şey bir nedene bağlı. Her şey. Şu anda fiilen böyle. Bir şey oluyorsa o oluşmuş olan şeyin bir nedeni var. Mutlaka. Şu an yani nasıl diyeyim, bunu tartan, bunu düşünen insanlar şu cümleyi kullanıyorlar. Nasıl olur da evren neden sonuç ilişkisine bu kadar bağlı kalır? Niye bu kadar bağlı? Yani bir neden var, bir sonucu var. Bir neden var, bir sonucu var. Mutlaka. O zaman bu komple evrenin nedeni nedir? Neden sonuç ilişkisine bu kadar bağlıyım? Neden bu evren var, bir nedeni yok. Saçma. Her şeyin bir nedeni var. Her neden sonuç ilişkisine korkunç bağlı. O kadar bağlı ki geçen de fark ettim. Sebebi nuzul. Ayetlerin nuzul sebepleri var. Yani her ayetin inişinin bir nedeni var. Mücadele suresi durduk yere gelmemiş. Bir olay olmuş, bir neden olmuş, sonuç olarak ayet gelmiş. Neden sonuç ilişkisi o kadar muntazam işliyor ki vahide bile bozulmamış bu ilişki. Neden sonuç ilişkisi mutlaka var. Bu yani sebepler, neden sonu, bir neden var bir de sonucu var. Bir neden var bir sonucu var. Bunun geriye doğru sardığında bir ana nedene ihtiyacın oluyor. Oğlum sen neden sonuç ilişkisi kurmuşsun ama şey nasıl? Bunun arka plan ilk neden ne yani? Bir numaralı neden ne? Bir numaralı neden yok dersen ki bir numaralı neden yok. Ama ondan sonra her şey neden sonuç ilişkisine bağlı devam ediyor. Adam şöyle söylüyor. O zaman diyor nedensizlikle olma işi şu anda devam ediyor olması lazımdı. Arada burada bir ışık çıkmalı mesela. Ya bu ışık niye çıktı? Bir nedeni yok. Arada öyle çıkıyor. Böyle bir şey oluyor mu? Yok. Yani her neden, her oluşan şeyde bir neden var. Bir şey oluştuğunda onun nedeni olmasın. Böyle bir mantık yok. Bunun tamamının bir nedeni taşıyalım. Onun bir nedeni yok. Onun nedeni yok. Onun nedeni yok. İddia var. Yani sebepler, bir şeyi sebepler yaptı demek şuna benziyor. Bu topun aşağıya düşüşü, bunu bir molekül olarak algılayabilirsin, bunu bir şey olarak algılayabilirsin. Bir top da buradan geldi, bu buna çarptı. Çarptığı için bu şekilde oldu. Yani yer çekimi vardı, güneş çıktı, o neden oldu, bu neden oldu, sonuçta bu oldu. Bunu kim yönetti? Hayatta kal içgüdüsü yönetti. Hayatta kal içgüdüsüyle beraber bu sebep, sen hayatta kal, hayatta kal dedi, bunu, bu sistemi yönetti. Bunların çoğunda buradaki üstad hemen hemen her şeyin başında söylüyor. Her muhalin başında söylüyor. Pek çok muhalin üç tanesini anlatıyorum diyor. Çok fazla muhal var. Ha 1, 5, 9 değil, çok fazla muhal var. Ben 3 tanesini anlatıyorum diyor. Her 3 muhalde ilim, irade, kudrete yakın. Biri ilminin,
Yani bu meselenin oluşmasında ilim olarak bir noksanlık var. Bu meselenin oluşmasında irade olarak bir noksanlık var ve kudret olarak bir noksanlık var. Çünkü ilim, irade, kudret varsa bir şeyi hayata geçirebilir, bir şeyi vücuda getirebilirsin. Yeterli ilmin, yeterli iraden, yeterli kuvvetin, kudretin varsa o şey vücuda gelebilir. Vücuda gelmesi için bu üç şey yeterlidir. O yüzden üçer tane, hepsinden üçer örnek veriyor. İlim, irade, kudrete yakın örnekler veriyor. Burada benim yakaladığım bir muhal, mesela hayatta kal içgüdüsü ile biz hayata, vücuda gelmişiz. Mesela ben hiç görmüyordum, bu da görmüyordum. Yani insanlık görmek diye bir şey yokken, tahta, ağaç, hiçbirisi görmüyorken, canlılık var ama, canlılık varken göz gibi bir teknoloji yaratılmış. Gözü bir müteahhide vermiş olsaydım, bir müteahhide vermiş olsaydım deseydim ki ya bana bir şey yap, o şey görsün. Ama görmek de yok. Görmek yok. O şey görsün, ben bunu bir müteahhide verdim. Yani taahhüt eden birisine verdim. Ya taahhüt et bana, taahhüt. Müteahhit aldı, dedi ki ben sana bir şey yapacağım, o şey görecek. Ve bu gözümüzü yaptı. Biz de müteahhitten gittik müteahhite, baktık, evet görüyor. Taahhütünü yerine getirmiş. Teknoloji son sınırında. Hatta o kadar ki iki tane var. Yani boyutlu görebilmek için iki tane var. Bir tane olsa boyutu göremeyecekti. Pek çok, yani teknolojik sınırsız detay var. Ben müteahhitten gözü teslim alabilecekken beni ana ayakta tutan şey içgüdü, hayatta kal içgüdüsüydü. Peki hiç görmek zorunda değilken, görme işini çözdüm de hayatta kalma dürtüsü neden beni hayatta tutmadı? Teknik olarak ben hiç ölmüyor olmam lazımdı. Çünkü göz kusursuz ama benim hayatta kalmam kusurlu. Çınar ağacı benden çok yaşıyor. Bu mantığa göre ben hayatta kalı bir müteahhide vermiş olsaydım teslim alamayacaktım. Yapamamış olacak. Hayatta kal. Daha basit. Hayatta kalmak daha basit. Çınar ağacı yakalamış. Ya da birçok bitki yakalamış. Yapmış yani bunu. Ama ben yapamamışım. Madem hayatta kalla başladık, hiç görmek yoktu. Görmeyi çok güzel, duymayı çok güzel yaptın da hayatta kalı niye yapamadın? Bak, bu iş başlarken bunda başladığına göre. Evet. Bu taahhütünü yerine getiremedin. Eğer içgüdü bu olsaydı, bunu şimdiye kadar... ilk bununla başladı çünkü. İlk canlılık bu şeyle başladı. Hayatta kal. Hayatta kalla başladı. Hayatta kalamıyor. Kaplumbağa benden çok yaşıyor. Bu işte bir terslik var. Görmekte mükemmelim. Hayatta kalmakta mükemmel değilim. Ama bununla başladı. Bu ana muhal, yani sebeplerin, içgüdünün, hayatta kalma içgüdüsünün bize şey yaptığı, benim yakaladığım muhal. Burada üç muhal yazılmış. Ki burada da üstad mesela bir eczane örneği veriyor. Eczane örneğinde insaflı davranmış. Çok muhal var derken insaflı davranmış. Hani 50 kadar, 50'den çok şişenin devrilerek bir araya gelmesini nazara vermiş. Ama teknik olarak ortada şişe de yok. Yani orada tesadüfü nazara vermek istediği için örneği o şekilde kurmuş. Orada bir tesadüf var. İnsaflı davranmış gene yani. Evet. Teknik olarak şişe de yok. Şişe de yok ki içinde. Yokluktan var edilmiş. Yani şişe bile yokken. Ki var edelim ki şişeler yerlerinde olsun ve doğru malzemeler içinde olsun varsayalım diyor. Burada bir insaf kullanıyor yani. Öyle olduğunu varsaysak bile olmuyor diyor yani. Evet. Ki orada da daha şişe yok. Yani burada üstadın çok fazla muhal var. Aralarından üç tane aldım derken ki burada bile bir insaf kullanmış. Ben bu insafta bile muhal içinde muhal. Zaten 100 derece muhal demesindeki sebebi bu. Ben muhal şeyleri birleştiriyorum, gene muhal oluyor yani. Peki niye öyle yapıyorsun yani? Mesela şimdi bir soru var. Dört tane şık var. Üçü yanlış, biri doğru. Biri doğru. Şimdi yanlışın yanlış olduğunu ispat etmenin gereği var mı? Yanlışın yanlış yani. Yanlış yanlış. Onları zaten şimdi bunun sebeplerini yapamayacağını, kendi kendine olamayacağını. Mesela ayvayı bir sebeple, yani nasıl bir sebep ayvayı yapacak? Bunu
Ayvayı mesela sebep için yaptın. Ayvayı kime yaptın? Kim için yaptın ayvayı? Ayvayı ayva için mi yaptın? Ayvayı hayvan için mi yapıyor? Ayva yapacaksın. Yok, sebepler ayva yapacak. Kimin için yapacak? Yani bu olay neden bir araya getirildi? Çok tuhaf. Yani başlangıç noktasında da ayvayı yapmak ayrı bir sorun. Kimin için yapacaksın? Kimin için yapacaksın? İçin, o daha müşkül bir şey. Müşkül bir problem. Yani bunu ki bir de şöyle biz şimdi yakında çevirmen bir arkadaşım var. Onunla bu çeviriyle ilgili konuşuyoruz. Çevirilerle ilgili konuşuyoruz. Kelimelerle ilgili konuşuyoruz. Şimdi biz etraftaki her şeyi kelimeler üzerinden anlıyoruz. Ben şu an kelime konuşuyorum. Dolayısıyla aklındaki bilgiyi kelimelere oturtmam lazım. Zaten konuyu 60-70 anlıyorum yani. 60-70 anladığımdan da 60-70'ini, onun içinden 60-70'ini kelimelere döküp aktarmakta zorlanıyorum. Çünkü kelime var, yani manayı kelimeye döküp akacaksın. Tercümanda şöyle bir problem var. Kendisi bana bu bir yaratılışla ilgili bir video gönderdi. Yani İslami bir video gönderdi. Ben de çeviri hatası olduğunu söyledim. Bunda bir çeviri hatası var dedim. O da tesadüf çevirmenmiş. Ben çevirmen olduğunu da bilmiyordum. Ben çevirmenim, nasıl bir çeviri hatası var anlat bana dedim. Ben de hani kelimeleri, çevirileri konuşurken sen dedim İngilizce, Fransızca, Türkçe çevirisi var. Mesela İngilizce'de var kelimesini, yani savaş kelimesini neden İngilizce'de olduğunu biliyor musun? Bu kelimenin bağlantılarını biliyor musun? Savaş kelimesinin İngilizce'deki bağlantısını biliyor musun? Biz onu görmedik dedi. Şimdi sen savaş kelimesinin bağlantısını bilmeden mütercim tercüman olmuşsun. Yani kitapları çevirebiliyorsun ama kelimenin bağlantılarını bilmiyorsun. Bu lakaytlık Kur'an'ı tercüme edenlerde yok. Onlarda kelam bilgisi var. Onlar kelimenin bütün detaylarını biliyorlar. Bu kelime bununla bağlantılı, bununla şey... Yani Kur'an'da biz sonuçta çeviriden okuyoruz bunu. Biz en nihayetinde çeviriden, yani ana manasıyla anlayamıyoruz. Çeviriden okuyoruz ve büyük sıkıntılar var burada. Dün bile söylediğiniz belki kelimesi Arapça ben size söyledikten sonra baktım TDK'dan. Arapça ben Farsça ki'den gelmiş ve kesinlik arz ediyor. Biz öyle bir hale getirmişiz ki belki opsiyonel şifre manası. İhtimalle akşam çıkar mısın? Belki çıkarım. Ya o kadar zıtlaşmış ki mana. Şimdi sen bunu buradan okurken bir kelimeden okuyorsun. Belki diyorsun. Belki. Tam zıttı. Yani kelime yakını da değil. Yakın olsa da yine bize diyeceğim. Evet. Kesinlikle. Belki hiçbir şey muhtaç değil anlamında. Belki hiçbir şey muhtaç değil. Tam zıttı. Bir şey ben buradaki kelimeleri bilmeden bu kelimenin ya gerçekten okuyor madem kelimesi. Madem ne? Anlat madem ne demek? Ya şimdi mademi bilmiyorsam eğer benim bildiğim manada farklı bir manası varsa bitti. Kendisine de söyledim. Çatma kurban olayım şeylerine ey nazlı iyiler. Bunu Japonca'ya çevir. Bir Japon'a okut. Ne birader bu? Anlamsız. Ne diyecek? Ya bunu Şili'de bir köylü kadın erken evlenen kızına söylemiş olabilir mi? Olabilir. İhtimal. Sen konuyu bilmiyorsun ki. Çatma kurban olayım şeylerine ey nazlı. Sen mesela Kur'an'ı da çevirirken olayı bilmiyorsun. Sünnetle bağlantısını koparmak istiyorsun. Sadece bunu. Olayı sen Mücadele Suresini biliyorsun. Okuyorsun, olayı bilmiyorsun. Ortamı bilmiyorsun. Ve tercüme yapacaksın. Onunla konuşurkenki durumu. Yani sen tercüme yapacaksın da şeyi bilmiyorsun. Mesela İngilizce'de kavun. Daha önce söyledim. İngilizce'de kavun. Melon. Karpuz. Watermelon. Karpuz. Sulu kavun yani. Onlar karpuzu sulu kavun diyor. Ya bu adamlar demek ki karpuzu kavundan sonra tanımış ve kavunla tasvir etmiş. Şimdi bu kültürden bu geliyor. Şimdi o zaman ben de kuru karpuz diyeyim kavuna. Olmaz yani. Şimdi bununla demek istediğim ne? Bununla demek istediğim şey şu. Kelimeler üzerinden anlaşıyoruz. Maalesef özellikle bu içgüdü, hayatta kal ve diğer İslam'a, daha doğrusu yaratılışa hücum edenler kelimeleri, manalarını yanlış aktararak, yanlış bir dönüş yaparak İslam dışı veya İslam dışı değil mi? Bir kısmı İslam dışı, bir kısmı da nefsi öyle kabul ettiği için, öyle anlamak istediği için
O şekle çeviriyor. En bunun en şey örneği bu içgüdü kelimesi. İçgüdü kelimesini resmen dış güdüyü tard etmek için, ihlal etmek için, ya bunu dışarıdan güdülendiğini inkar etmek için içeriden güdülendi diyelim ve hiçbir kitapta bu içgüdü kelimesinin ne çalışma mekanizması, ne bir detayı, hiçbir şeyi anlatılmaz. Hiçbir şey anlatılmaz. Tamamen boş. E şimdi sen sebepler derken, sebebin içinden bir tanesini içgüdü dersen, bak sebebe içgüdü diyor. Hatta detaylandırıyorum, hayatta kal içgüdüsü diyor. Aynı 5 maaş gibi. 5 maaş, hayatta kal içgüdüsü. Maaşın kendisi yok. Maaşın kendisi yok. Hayatta kalmak istediğini, hücrenin hayatta kalmak istediğini görüyorum. Anlıyorum da, evet hücre hayatta kalmak istiyor. E bu ortada. Ama sen oraya bir bilinmeyen koyuyorsun. O bilinmeyen üzerinden onu inşa ediyorsun. Ekmeği inkar ediyorsun. Bunu fırın yapmıştır diyorsun. Tamam abi, fırın daha büyük problem. Sen işi basitleştirmedin ki, zorlaştırdın. Ben ekmeği anlatırken sen ekmeği yapanı fırını inkar etmeye, fırını anlatmak zorunda kaldım şimdi. Daha zorunu, sen daha zora götürdün işi. Basitleştirmen gerekirken, ekmeği açıklaman gerekirken şimdi fırını açıklamam lazım. Demek ki adam Hüsnü Hazretleri bir yerde dedi ya abi, sonra dönmüşler, vazgeçmişler, şöyle yapmışlar diyor. Yani bak, hiç konuşmasa, bir şey söylemese daha böyle. Evet. Acayip bir şey. Yani Tabiat Risalesi'nin tabiat üçüncü basamağı almış olmasının şey, ana sebebi asıl müşkül bunun üzerine kuruluyor olması. Oysa ki yani ilk iki şık kendi çökmüş durumda artık. Ve bu şekilde anlatıldığı, nasıl diyeyim, yani canlandırmaya çalışılıyor. İşte sebeplerden birisine içgüdü diyor. Bunun sebebi ne? İçgüdü. Bir de bu kelime meselesini, orayı unuttum, o kısmı unuttum. Şimdi mesela ödemiş, burası trenin son istasyonu. Trene biner, İzmir'den trene binersen, en son istasyondan inersen buraya gelirsin. Devam etme şansı yok. Kiraz'a gitmiyor buradan şey. Tren gitmiyor. Yani ray yok, rayın önü kapalı. Devam etmiyor. Mümkün değil yani trenle Kiraz'a gitmem. Ben size desem ki Hasan abi, trene binin, son istasyonuna inin, ben sizi alacağım. Siz de Bayındır'da herkes indi diye inseniz, beni arasanız, Umut, ben son istasyonuna indim. Herkes indi. Ben de indim. Geldim, yok. Hasan abi sen burada değilsin ha. Sen son istasyonda değilsin. Olur mu ya, herkes indi? Abi herkesin inmesi bir alamettir. Ama kesinlik yoktur yani. Bu devam edebilir. Ya Hasan abi bekle, devam edecek o tren. Son istasyon orası değil. Bunun bir örneği atom kelimesinde uygulanmış. Atomu cümlesini kuran kişi, bu kelimeyi kuran kişi bölünemeyen demiş. Bütün varlıkların içinde bölünemeyen bir madde var. O maddenin bölünmesinin felsefe olarak mümkünatı yok. Yani fiziksel olarak dememiş ki adam. O madde bölünemeyecek bir, birinci kural. İkinci kural, her şeyin içinde mutlaka olacak. Her şeyde olan ve bölünemeyen bir şey, o da atom. Gelmişler bundan, bu olaydan 2500 yıl sonra. Bu cümlenin kurulduktan 2500 yıl sonra. Adamın birisi bölmüş bir şeyi bölememiş. Tamam, atomu buldum demiş. Ya o an bulmuş, o an bölemiyor olman bir alamettir. Ama bu elindeki objeyi atom yapmaz. Ya bölersen? Son istasyonda devam etmişsin gibi olur. Yani şimdi teknik olarak atom henüz bulunabilmiş bir şey değil. Henüz atomu kimse görmedi. Ya ben henüz bulmadım. Fikir sahibi de değil. Ama biz aradaki bir şeye atom diyoruz. Ve tanımlarken onu atomun üzerinden tanımlıyoruz. Oysa ki burada bir kelime yanılgısı var. Yani felsefik olarak, fizik olarak bir hata yok ama felsefik olarak bir güya bölünemeyecek bir şeyin üstüne inşa etmiş. Adam bunu ilk kuran adam atom, bizim bildiğimiz atomdan bahsetmedi ki. Belki hani başka isimler verilebilir ama onunla bahsetmedi. Dolayısıyla sen sebepleri
bugünkü güncel, yani 2019 yılı için söylüyorum. Sebepler bahsi hala canlı tutuluyor. Canlı tutulmasının sebebi içgüdü gibi gizli sebepleri, açıklanmamış, kapalı sebepleri işin içine birkaç tane atmış olması. Bu şuna benzer. Mesela 7 artı 8 çarpı 4 eksi 11 artı P. P'yi bilmiyorum. Buradaki işlemin P bilmedikten sonra hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Yani anlamı az demiyorum. Hiçbir anlamı yok diyorum. Neden? Bu büyük bir sayı mı, küçük bir sayı mı? Ne bileyim, P belki 1 milyon, belki eksi 1 milyon. Ben bunu hiç bilmiyorum ki. Buradaki bir, yani 6 tanesini biliyorum, birisini bilmiyorum. E, o bilmediğim bir isim, temel verisi yani. Temel veri değil sen kısmışsın. Şimdi bu sebepler bu üçü için de geçerli. Burada bir zincir tut. Zincir tut. Bir tane zincir. Bunların hepsi birbirine bağlı. Sen bu halkayı, konu dışı bırakmışsın. Bu halkayı açıklamamıştın. Bunu geçelim diyorsun, bunları açıklayın. Bu, tamam mı? Bu zincir tutmaz. Peki niye geçiyor ne? Bunu, yani içgüdü diyor mesela. Bunu içgüdü diyor. Ha. Bu içgüdü. Ya da bu kendi tanımladığı bilinmeyen, hani ya buna şöyle diyelim dediği bir şey. Bu örnekte içgüdü. Ya da hayatta kal içgüdüsü. E, geri kalanı bunun üstüne bina etmiş. E, bunu neyle tutacaksın? Bunu tanım, mesela bu tabiat, diyelim ki bu tabiat olsun. E tamam, sen tabiatı, bunu nasıl açıkladın ki? Bu açıklamayı neyle yaptın? Nasıl yaptın? Havadan. Misal veriyorum. Havadan. Bu şekilde kurguluyor, hücum ettiğinde, abi sen yanlıştın dediğinde sana şurayı gösteriyor. Bak şimdi sana burayı burayı, abi orayı ben bir şey demedim. O tamam. Evet. Ben senin ilmini inkar etmiyorum. Ya ben fizikçiyim, sen bana mı soracaksın burayı? Ya ben orayı sormuyorum, burayı soruyorum. Çok güzel. Adamın yaptığı o ya. Sen bildiğin yerinden geliyorsun. Sen bana bildiğin tarafı, bak istersen sana ispatlayayım, bilmem şu var. Gel bak deney yapalım, bu var. Ya oraların deneyini yapma, onları biliyorum, onları kabul ediyorum. Ben bunu kabul etmiyorum. Tepedekini kabul etmiyorum. Ki benimkini kabul ederek sen kendine zıtlaşmıyorsun. O şöyle düşünüyor bir de. Seninkini kabul edersen bunlar yok sayıyor. Hayır. Yani Allah'ı kabul edersen bilim diye bir şey olmuyor. Her şeyi sanki hiçbir nedene bağlı kalmadan. Burada neden sonuç ilişkileri var. Bunların hepsi neden ve sonuç ilişkisi aslında. Neden sonuç ilişkilerini göz ardı ediyormuşum da sanki her ipi, yani zaten bir cihette öyle ama bir cihette değil. Sanki bütün atomu kukla şeklinde Allah haşa böyle eliyle kukla gibi tutuyor, böyle oynatıyor tek tek. Hiçbir neden sonuç ilişkisi, hiçbir arasında ilim yok gibi vaaz ediliyor. Alakası yok yani. Peki onu niye koyuyor? Yani anlatacağı şeyi ancak o öyle olursa anlatabilirim diye mi yapıyor? Birincisi bir, bunun içinde biraz yanılgı var. Bu yani bunların hepsi kötü niyetli değil. Benim takip ettiklerim de var, kötü niyetli değil. O soru soruyorsun, adam cevabı buradan veriyor. Ama ben soruyu oradan sormadım. Ben soruyu buradan sordum. Mesela bir kelime bozukluğunu söyleyeyim. Ay ya da ne bileyim dünya güneşin etrafında neden böyle duruyor? Diyor yer çekimi var diyor. Yer çekimi nasıl olduğunu açıklar, neden olduğunu açıklamaz. Ben nedenini sordum, nasılını sormadım. Nasılla neden kelimesi bizde karışmış biraz. Nasıl olduğunu sen bilimsel olarak açıklayabilirsin ama nedenini bilimsel olarak açıklayamazsın. Neden bilimin içinde yoktur. Hasan abi buraya nasıl geldi? Uçakla geldi, arabayla geldi, koşarak geldi, yürüyerek geldi, bisikletle geldi. Nefes nefese geldi, ağlayarak geldi, aç geldi, tok geldi. Nasıl geldiğinin yaz alta. Neden geldiğinin cevabı var mı? Yok. Nasılları biriktirsen nedenler eder mi? Etmez. Hasan abi neden buraya geldiğinin açıklaması nasıl geldiğinin içinde bulunmaz. Ama sen bilimle nasıl olduğunu çözüyorsun, sonra bana neden olduğunu çözdüm, nedenini biliyorum diyorsun. Abi sen nasılların içinde neden olmaz ki? Bir milyon tane nasıl sorusuna doğru cevap versen bir tane neden sorusu etmez. Nedene cevap vermiyorsun. Bu neden sonuç ilişkilerine... Öyle değil mi şimdi bu felsefe şeyler? Yani neden sonuç ilişkilerine bağlı kalmanın, yani bilimin tabiat içselisi bilimsel
veriye baktığı için söylüyorum. Bilimsel veride, bilimsel veride insanlar olayların nasıl oluştuğunu inceliyorlar. Bilim budur, pozitif bilim budur. Nasıl olduğunu inceler. Suyu koyarsın, kaynadı. Ha niye kaynadı? Şöyle oldu, gelleşti bir şey oldu. Bu nasılının cevabıdır. Nedeninin cevabı değildir. Ya su... Peki nedene yaklaşanlar var mı hiç? Nedene yaklaşanlar şöyle, o ilmin sonlarına doğru, artık çok ilimde ilerleyen kişiler, bu işin biraz felsefesine dalmaya başlıyor, benim izlenimim kadarıyla. Ya bir dakika, bu iş böyle de, hayırdır neden böyle? Yani bir neden sorusunu fıtri olarak soruyor adam. Ve buradan bir kendi ilmiyle bir şey yakalamaya çalışıyor. Bir neden sonuç ilişkisi yakalamaya çalışıyor. Gerçek nedenden bahsediyor. Nasıldan bahsediyor. Bununla ilgili şey yapan var. Ama yani nasıl diyeyim? Bu üstadın açıklamaya çalıştığı ilk üç içinde inkar ettiği ilk üç içinde ben neden buralardan geldiğimi de söyleyeyim. Bunlar canlandırılmaya, ölmüş olmasına rağmen canlandırılmaya çalışılıyor. Buna bazı eklemeler yapıp, mesela kendi kendine kısmına ufak eklemeler yapıp bunu ayağa kaldırmaya çalışıyor ya da bununla karıştırmaya çalışıyor. Şimdi adam kendi kendine olduğunun kanıtını kendi kendine ola geldiğini göstererek, hayvanın kendi kendine büyüdüğünü ola göstererek yapmaya çalışıyor. Oluyor diyor. Şimdi şu an oluyor. Bir de mesela şöyle bir soru sorsak, bu hani tabiat risalesinde Üstad Hazretleri'nin vermiş olduğu misaller var. Mesela sebepleri anlatırken eczane misali veriyor. Yani sebepleri anlatırken bir sebebiyle onu anlatıyor. Neden acaba o eczane misali? Eczane misalinde ilim ön planda. Evet. İlmi ön planda. Çünkü ilim ve irade ön planda. İlim ve irade ön planda, içinde de yani ona bir şey var. Çünkü orada kudretle ilgili, kudret namına bir şey yok. Çünkü şişelerin orada bulunduğunu varsayıyor. Oysa ki şişeler orada yok. Benim mesela sütlaç yapmak için 1 kilo süt, yarım kilo pirinç, yarım kilo şeker lazım. Bu üç şeyle sütlaç yapılıyor. Benim 5 kilo süt, 5 kilo pirinç, 5 kilo şeker kavanozum olsun. Devrilip bundan bir, bundan yarım, bundan yarım devrilme ihtimalini nazara veriyor. Diyor ki malzemeler orada var. Devrilip doğru miktarda şey yapıyor, kaynıyor, sütlaç oluyor. Üç şey birleşiyor. Sadece üç şey birleştiriyorum bak. Sadece üç şey birleştiriyorum. Ama asıl daha muhali var. Diyelim ki şeyde rafta havuç var, iplik var, mürekkep var. Bunlar karışık. Ne kadar karışırsa sütlaç olur. Bunlardan ne karışırsa karışırsa sütlaç olmaz. Aslında durum buna daha çok benziyor. Onlar yoktu ki zaten. Daha muhaldi yani. Üstad biraz insaflı davranmış. Yine ilmi göstermek maksatlı. Havuç iplik mürekkep desen ilmi gösteremezsin orada. Çünkü kudret olarak önün kesilmiş oluyor. Onu sütlacı yapacak malzeme yok elinde. Kudret olarak zayıfsın. Ama kudreti verdiğimi varsayıyorum sana diyor. İlmi nasıl yapacaksın? Eczane örneğinde kudretin sende bulunduğunu varsayıyor. İlminin nasıl tedarik ettiğini soruyor. Sen bu meseleyi ilmen nasıl tedarik ettin? Yani nedenini... Yani ilim irade kudret ya, her şeyi, bir şey yaratmak için ilim irade kudrete ihtiyacın evet. Var ya. Kudretin sende olduğunu varsayalım diyor. Yani insaflı davranıyor biraz. Kudreti sana veriyor. Bunun ilmini ve iradesini, yani iradeyi de oraya koyuyor. İlimle iradeyi nasıl tazammun ettin? Nasıl birleştirerek, nasıl yaptın bunu? Kudreti sana verdi. Eczane örneğindeki detay o. İlim ve iradeyi anlatabilmek için, algılatabilmek için. Yani iradesiz, ilimsiz hiçbir şey olmaz. O malzemenin dışında değil mi? Mesela sen de iki gün önceki derste o kubbe örneğini vermiştin. Kubbe örneğinde kilit taşı meselesi var mesela. Kilit taşı diğer bütün taşları tutuyor. Ama kilit taşını koyduktan sonra bütün taşlar kilit taşına dönüşüyor.
Burada bir detay var. Oradaki taşlardan herhangi birisini çektiğinde tamamen yıkılıyor. Kilit taşı tamamı kilit taşına dönüşüyor. Bir kubbe düşün. Tekli bir kubbe düşün. Kilit taşı ortada. Ama bu yandan birisini çektiğinde gene yıkılacak. Kilit taşını koyduktan sonra tamamı kilit taşı oluyor. Yani artık bu saray kubbe örneğini de tabiat tarafında veriyor. Üçüncü tarafta veriyor. Evet. Çünkü mesela misal ayva. Ayva tabiatın ürünü mü yoksa tabiatın içinde mi? Ayva aslında kilit taşı değil ama tabiatın içinde olduğu için kilit taşı. Ayvayı çıkardığında ayvayla ilintili tabiatın içindeki bazı canlılar hiç bulunmayacak. Dolayısıyla tabiatı oluşturan bir kiremit yani ayva. Sen tabiat yaptı dediğinde tabiat kendini yapmış oluyor. Yani 3 2'ye kayboluyor. Bu tabiat kendi kendini yapmış oluyor. Bu söyle anlatmasındaki sebep de bu. Yani 2 aslında 3 aslında 2'ye dönüşüyor. Önce 2'yi anlatıyor ki 3'ün 2'ye dönüşmesi de burada şey. Tabiat kendi kendini yaptı diyorsun. Önce ekmeği kendi kendine yaptı diyorsun. Ben inkar ediyorum. Fırın kendi kendine yaptı diyorsun. Fırının kendi kendine yapması, ekmeğin kendi kendine yapmasından daha zor. Sen daha müşküle gittin. Burada da söylüyor zaten. Müşkülatını arttırdın diyor. Sen basitleştirmek gerekirken, açıklama getirmek gerekirken müşkülatı arttırdın yani. Olmayan bu ekmeği kim yaptı diyor. Bunu açıklarken de fırın yaptı diyor. Fırın yaptı diyor. Fırın tabiat. Tamam, fırını kim yaptı? Fırını kim yaptı abi? Yani tabiatın iradeden ve bir yaratıcıdan münezzeh olduğunu nasıl küçük sen ayvayı kontrol edemiyorsun da yukarıya atıyorsun, bir üste atıyorsun, daha zor, daha komplike bir sisteme çeviriyorsun da tabiatın kendi kendini yaptığını nasıl anladın? Bu daha zor. Ayvayı kendi kendini yaptığını ispat edemiyorken tabiatın kendi kendini yaptığını nasıl ispat ettin? Burada verdiği bir örnek vardı. Aslan ve koyun örnekleri. Şimdi ben o sohbeti dinledikten sonra yani ufak bir hesap yaptım. Şimdi bir tarafa koyun yaz, bir tarafa aslan yaz. Koyun aslan, koyun aslan. Bundan 100 adet var, 100 çift var, bundan da 100 bin çift var. Koyundan 100 bin çift var. Bunlar birbirlerini hiç görmüyorlar. Şimdi koyun doğum olarak tek doğuruyor, nadiren ikiz doğuruyor. Ömrü 7 yıl kadar. Aslan kedigillerden bir doğumda 7 doğuruyor, ömrü 20 yıl kadar. 20 yıl ve 7 doğuruyor. Bunun 7 yıl ve 2 ya da 1 doğuruyor. Bu hesapla yaklaşık 200 yıl dolmadan 100 çift aslan 100 bin çift koyunun sayısını geçiyor. 150 yılda, 200 yılda da. 200 yıl içinde aslanın sayısı koyunun sayısını geçiyor. Ama tam tersi. Ama tam tersi. Koyunlar çok. Hesap yapılırsa. Şu an aslan mı? Şu an dünyada aslan mı çok? Koyun mu çok? Dahası aslan koyunu yiyebiliyor. Bu bunun düşmanı. Göreceli olarak hiç koyunun kalmamış olması lazımdı. Bana koyunu kim getirdi abi? Koyun, kurt düşmanı, öteki düşmanı. Zaten kendisi de çok akıllı değil. Birisi uçurumdan atlasa bütün sürü koyun uçurumdan atlar. Zaten aptal. Sürekli de kesiliyorlar. Sürekli de kesiyor. Biz kesiyoruz. Bizi geç. İnsanlıktan öncesini söylüyorum. Kendi iddialarına göre. İnsanlıktan önce. İnsanlıktan önce daha çok yaşıyor. Daha çok doğuruyor. Bunu da yiyor. Bu da çok akıllı değil. Hiçbir savunma mekanizması da yok. Bunu kim ayakta tuttu abi? Bu nasıl bu? Hem ne? Kim ayakta tuttu? Hem neden bu kadar çok? Şimdi sen hesap yaptığında hesap tutmuyor. Ben şurada şunu işte Allah engel oldu anlamında demiyorum. Nedensiz bir şeye bağlamak istemiyorum. Evet. Ama sen tabiatta bir şey yaparken sen hesap yapıyorsun. Senin yaptığın hesap bu hesapla aynı. Bu hesap tutuyor mu? Tutmuyor. O zaman bu hesap da tutmayacak. Bunun dahası bitkiler içinde var. Mesela öyle bitkiler var ki
boğma eğiliminde. Ayrık otu mu ne bir şey diyorlar mesela. Yayılmacı. ve şey yıkıcı bir şekilde büyüyor bitki. Tamam o bitkiyi kim engelledi? O bitki niye tam bütün dünyayı sarmadı? Ya da o bölgeyi niye sarmadı? Komple bölmüş olması lazım. Burada üçüncü kısımda diyor ki güneş, rüzgar, su bir sel gibi olmasına rağmen, yıkıcı olmasına rağmen nasıl olur da bu sebepler? Sebepler tek başına yıkıcı. Tamam bu nasıl yıkmadı? Nasıl yıkmadığı şöyle söyleyeyim. Yani bunu çiğ olarak algılıyor. Yani nasıl yıkmadı bak gördüm Allah'ı buldum değil. O anlamda söylemiyorum kesinlikle. Burada Allah müdahale etti. Direkt olaya hani aslında böyleydi de müdahale etti böyle oldu anlamında değil. Böyle deyince biraz komedi tarafına geliyor. Yani onlar dalga geçme pozisyonuna geçiyor. Durum öyle değil. Ama senin yaptığın ana hesapların tutmadığını, kağıt üstünde yapılan hesapların tutmadığı bir ortam var önünde. Sen toparlıyorsun, hesaplıyorsun, tutmuyor. Şimdi aynı şu maaş meselesindeki gibi ya da ne bileyim genetik bilimindeki gibi. Bu böyleymiş, o öyleymiş, tamam kabul ediyoruz. Biz asla hiçbir, yani komik olursun, dünya düz demek gibi olur. Genetik bilimini ya da biyoloji bilimini biz inkar etme öyle bir şey yok. Ama siz, Hasan abi siz yoktunuz ben bunu şey yaparken, mesela zincir yapıyorsun. Neden sonuç ilişkisi? Bu bilimsel bir zincir. Örnek veriyorum, A hücresi B hücresiyle denk geldi. B hücresi C hücresine şunu yaptı. Bu hücre bunu üretti, bu bunu üretti, bu bunu en sonunda bu oldu. Bu neden böyle? Bunu kim taşıyor? Bunu kim taşıyor? Şu taşıyor. Tabiat taşıyor. Misal. Tabiatın, bunu tabiatın oluşturduğunu iddiaları da bu. Bunun içinde içgüdü diye bir halka var. Senin kurduğun halka. Çizginin içinde bir tane içgüdü var. Ve sen bunu açıklamadığın sürece bunu tabiatın yaptığını, yani bu burada bir silsile de bozulma var. Senin yaptığın silsile de bozukluk var. O bozukluğu göz ardı ediyor. Bir şey söylediğinde bu ilmi hakim birisine söyledi, burayı sordu, o hemen buradan cevap veriyor. Bak şimdi sana bir deney yapıyorum, şurayı ispatlayacağım. Abi orayı sormuyorum, burayı soruyorum. Ben senin ilmine, haşa ben ne, ben kimim ki? Ben bir biyolojik, biyologla oturup bir şey sorabilir miyim? Mümkün değil. Ama sorunca bak şimdi sana ispatlayacağım diyor, şu iki halkayı anlatıyor bana. Hücreler, hücre zarıyla su fazlalığı. Baba anlatma bunu, bana buraya gel. Burayı anlattığında da başka taraflara şey yapıyor, git gel yapıyor. Vereyim mi? Yani burada tabiat olarak nasıl ki top aşağıya iniyor, tabiattaki muhal de şu, buradaki örneği veren muhal de şu, madem topu aşağıya doğru çekti, tabiat topu aşağıya çekti, topun yukarıya bir daha çıkışını kim sağladı? Ya da bunu döngüsel olmasını gerektiren olgu ne? Bütün topların aşağıda olması lazımdı o zaman. Ve konu kapanması lazımdı. Bir şey, tabiat bunu aşağıya çekiyor mu? Çekiyor. Tamam birisi de yukarı çıkaracak. Bir döngü yaratacak. Mesela biz suyu cansız ya da ne bileyim azotu, tuzu cansız olarak algılıyoruz. Biz canlıyız, o cansız. Bizim canlı olduğumuzun emaresi ne? Bizde bir hareket var. E tamam tuzda da bir hareket var. Tuz da dönüyor. Hani bir mantıkta aslında tuz da bir hayatın içinde, bir kademe hayatın içinde, bir derece hayatın içinde. O da onda da bir döngü var. Aşağı iniyor, yukarı çıkıyor, aşağı iniyor, yukarı çıkıyor. Azot aşağı iniyor, yukarı çıkıyor. Su aşağı iniyor, yukarı çıkıyor. Sürekli bu döngü sağlanıyor. Yani tabiatı bu şekilde kurgulayan ve o kilit taşını saray örneğindeki, kubbe örneğindeki gibi kilit taşını koyacak derecede her bir taşı bir kilit taşına dönüştürecek şekilde. Her bir taş bir kilit taşına dönüştürecek surette. Bunu kim, yani kim sorusunu sormayayım da bu her taş kilit taşıysa nasıl yerleşti? Nasıl oldu? Burada üçer örnek, hepsine üçer örnek verirken ilim irade kudreti koyarken çünkü vücuda gelmesi için üç unsurun oluşması gerekiyor. Üç unsuru nazara veriyor.
çoğu zaman pozitif bilim, fizik, kimya, biyoloji, genetik neyse sadece ilmi tarafını nazara veriyor. Burada saraya giren o birisi var, defter buldu. Orada o ilmi taraf, o defter ilim. İlim defteri. Yapılanı, tabiatı ilim yaptı diyor. Yani ilmen açıkladın. Tamam, orada bir açıklama var. Evet, genetik bilimi zeytini açıkladı. Bu açıklamayı, ama o ilim tarafı. Bunun iradesi nerede, kudreti nerede? Üçlü, sistemi üçlü kurması. Diğer misaller ona bakıyor yani. Ona bakıyor. Evet, çok güzel. Asıl zaten kendisi girişinde de söylüyor. Burada işte bu hükmün çok muhalatı var. Numune için üçünü iktiza ediyor, tabiat yapıyor. Yani tabiat iktiza ediyor, tabiat yapıyor. İşte bu üçünün çok muhalatı var. Numune için üçünü zikrediyoruz diyor. Hepsinde üçünü zikrediyor. İlim, irade, kudreti zikrediyor. Oradaki defter, ilim defteri, irade, kudret. Yok, mesela kırmızı ışıkta geçtim, ihlal yaptım. Tamam, cezayı bana kim yazacak? Kim benden alacak? Velev ki ben Belçika'da geçtim. Kim bulacak? Kim alacak? Benden ben kırmızıda geçtim. Tamam da, evet. Bu ilim tarafını ben ihlal ettim. Yani bir kudret olması lazım ki, birader gel bakalım buraya, ver bakalım bu parayı bana demesi lazım. Sadece ilmi açıklamış olman, trafik kurallarını, defterini bulmuş olman seni trafik kurallarını uydurmaz. Orada bulunan defter ilim defteri. Burada onu hayata geçiren bir kudret o. Tamam, o ilim doğru. Senin, benim genetiğim, onun genetiği doğru. Ama şey, hani toparlarsak burada dört yöntemin üçünü eleyerek dördüncü yaratıcı, burada gerçi yaratıcı kısmına da girmiş, ben oraya çok şey yapamadım. Dört yöntemin üçünü yanlışlayarak doğru kısmı yalnız bırakma yöntemi, olmayan ergi yöntemi diyor. Burada sebeplerden bazı örnek verdim ben. Hani sebepler de hangi sebepler? Sonunda da şu burada sebep yok mesela. Şöyle üçü bunu üç tanesini eliyor. Hı hı. Sonra dedin ya, sonra çalan. Orada gene Allah'ın ispatını yapmıyor. Bu sefer soru soruyor. Sanki otomatik kabul edilmiş gibi, tam da böyle bir zatın neye ihtiyacı var ibadete? Soru soruyor. Gene Allah'ın ispatına girmiyor. Hı hı. Üçünü eledikten sonra dördüncüsüne varıyorsun. Vardıktan sonra onun ispatını yapmıyor. Çünkü o zaruret ve bedaat derecesine gelmiş. Evet. Hemen adam şunu soruyor. Sığınacak yer olmayınca diyor ki, tam böyle bir zatın bizimle niye muhatap oldu? Niye benden ibadet istiyor? Yani tamam, arkadaş üçünü iptal ettin, dördüncü ispat et denmiyor. Evet. Ben çok ilginç yani. Evet. Kullandığı yöntem çok tuhaf, garip. Çok, çok gerçekten. En garip ne biliyor musun? Herkes okuduğunda bir şey anlıyor, o sadelik içinde. Hiç, ama böyle konuştuğumuz zaman Allah Allah diyorsun şimdi. 23. lema neymiş? Ama yok, sen bunlar konuşmadan vesaire ilim, irade, kudreti anlatan bir şeydir demeden çok rahattım. Ama bunlar deyince Allah Allah, bu nasıldı? İşte sehli mümteni bu. Yani bir şey sehli mümteni demek, kolay iken çok zor, çok zor iken çok kolay. Evet. Yani bakarsın kolay ama neden içini sorduğun zaman acayip bir şeymiş. Evet. Yani hem yöntemi hem de yöntemi uygulama şekli. Çok garip. Şimdi mesela ben üniversite sınavında çok yapardım, çok şeydi, bunu uygulardım yani. Mesela 5 şık var. Hangisi olmaz? Şu üçü olmaz. Geri 2 tane şık kalır. 2 şıkkın birini önüme koyardım, formüle koyardım. Oldu mu? Oldu. Tamam, o zaman o. Olmadı mı? Olmadı. O zaman öteki. Hiç ötekilere bakmazdım. Hızlı, yani daha hızlı gitmek adına. Hata payım da düşük olurdu. Yani bu şekilde hata yaptığım da olurdu da benim şey hatam, yani benden kaynaklı bir hata. Burada her yönteme 3 yöntem belirliyor.
Yani batıl olan 3 yöntem var, onu da 3'e bölüyor, 3'e ayırıyor. 3 şekilde ayrı ayrı anlatıyor. Ki birisi zaten, yani ayvanın ayvayı yapması zaten muhal olmasına rağmen sanki hiçbir muhallik, kısa geçiyor zaten orayı da, muhallik yokmuşçasına önem vererek, ya bu çok önemli bir şey. Hani biz bir şey yapıyoruz, ya burayı geçelim mesela, ben ne dedim, burayı geçelim dedim. Neden? Kafayla, kendi kafamla gittiğim için üstad öyle burayı geçelim dememiş. Bunu atlayalım dememiş mesela. Bunu da kabul ediyorum demiş. Ve buna da değer vermiş. Bu şık saçma olmasına rağmen, ya bu şık saçmadır, bunun üstüne çok gitmeye gerek yok dememiş. Ona da değer vermiş. En nihayetinde tabiat da zaten kendi kendine ile yakın. Sebepler de aynı şekilde tabiatla yakın. Bu benim sebeplerdeki yakaladığım ya da ne bileyim çok fazla muhal var derken, ben biraz daha başka ne muhaller var? Burada hangi muhalden girdi? Mesela ilmi bir muhal durumundan girdi. Ben nereden başka ne muhal durumlar bulabilirim şekliyle okuduğum için belki bu şekilde oldu. Bir de belki durumum itibariyle soran çok oluyor. Yani hadi buna cevap ver, hadi bunu şey yap. Bir de ne derler, pivot olma durumu, yani seni pivot kabul ediyor. Seni merkeze alıyor, Umut cevap veremedi mi bitti. Ya beni niye merkeze alıyorsun? Geçen gün arkadaş dedik, Umut seninle bir konuşmamız, seninle mutlaka oturup konuşmamız lazım. Abi seninle denk gelmemiz lazım dedim. Benle değil, senin Risale-i Nur'la denk gelmem lazım. Çünkü ben sana bir şey sorarsam cevap veremem. Mesela benden bilirsin yani. Ki çaplı da bir çocuk. Sorduğu soruya da aynı anda cevap veremiyorsun. Tuttu kıbleyle ilgili bir şey sordu. Bilmiyorum. Ha bak gördüm, abi bana sakın dedim bak. Baştan söylüyorum, bana beni merkeze alıp Umut cevap verdi vermedi. Bu işi buraya getirme yani. Bu çeviri hatası dediğimiz arkadaş tutmuşlar bir videoda Mescid-i Haram'ın ünlü bir videoda, çok da şey bir video. Yani şu an millet tartışıyor, insanlar televizyonda tartıştılar. Mescid-i Haram'ı yasak toplanma yeri diye İngilizceye çevirmiş. İngilizceye çevirmiş. Yasak toplanma yeri. Mescid-i Haram. Çevirmen yapmış bunu. Demiş ki yasak toplanma yeri onların toplandıkları yer. Abi o yasak toplanma yeri değil, ne alakası var? Tamam, toplandığın yerde belli yasaklar var ama yasak toplanma yeri bu şekilde çevrilemez. Dedi ki o zaman senin çeviri önerini, alayım ona yazayım diyor. Abi benim bir çeviri önerim yok. Tokyo'yu nasıl çeviriyorsun, onu çevireceksin Mescid-i Haram. Oranın belli şartları bulunan, yasakları bulunan bir bölge yani, değil mi? Yani iddia o ki, o bana gönderdikleri videoda iddia o ki Kabe şeyde değilmiş. Mekke'de değilmiş, oraya taşımışlar. İddia o ki yani. Yasak toplanma yeri başka bir yermiş, oraya başka bir isim vermişler. Abi bunlarda çeviri hatası vardı. Dedim adam çevirmen çıktı. Sen öneriyorsun diyor. Şimdi insanlarla iletişime girdiğinde o kelimeler üzerinden konuşuyorsun. Ki kelimedeki bir hata ya da ağzında bir telaffuz hatası yapıyorsun. Onu mesela az önce tard etmek dedim. Onu tard etmeyi doğru mu kullandım? Bir an kontrplede kaldım. Tard etmeye girmeyebilir bu durum. O kelimeyi orada doğru kullanmak lazım. Üstad bazen mesela burada da çok fazla yapmış. 5-6 şekilde inkar şeyi kullanmış. Mesela ben bunu ilk okuduğumda, Tabiat Risalesi'ni ilk okuduğumda, ki bana ilk Tabiat Risalesi'ni okudular. Asay-ı Musa'dan sonra. Bana dili çok şey geldi. Abartılı geldi. Yani böyle kahve hani senin gibi eble, şuursuz, hayvan bilmem ne. Ya bu çok ağır yani. Nasıl olacak bu? Bir dini bir kitap bu, böyle dememesi, bu kadar ağır hakaretler olmaması lazım. Onu bugün nasip oldu. Bugün denk geldim. O kadar okudum, bugün gördüm. Burada şeyde yazıyor. Haşiyede yazıyor. Yoksa Risale-i Nur'un mesleği nezihane ve nazikane kavli lehindir diyor. Burada bir özel durum var. Ben bunun diline mesela çok takılmıştım. İlk okuduğumda bu kadar ağır, hakaret bu kadar ağır, hayvandan aşağıdır. Ben şimdi arkadaşlarım oturacağım. Velakin fikrim yanlış da olsun. Yanlış mi? Şimdi sen buna inanıyorsun, ben sana hayvandan aşağıdır desem bu. Papaz oluruz adamla yani. Bu sefer bana dikleşecek. Bunu
Bana ters gelmişti. Bugün denk geldim. Bugün bu satırı bugün gördüm yani. Demek ki burada da bunun da bir hikmeti var ya. Burayı bir hem haşiye olarak da koyulmuş. Normalde kavli değildir ama burada bir özel bir durum var. Adam Ahalköy'e çünkü bir de şimdi hele şimdi daha doğrusu 2019 yılı, 2000'li yıllar için söylüyorum. Adam bunlardan hani nasıl seni aşağıya çekebilirim diye üstüne şey yapıyor yani. Çalışıyor yani. Hata olsa demezsin. Üstadın kızgınlığının bu hayvan demesindeki ana sebeplerden birisi de bence bu. Burada hatadan ziyade art niyet var. Üstadın hakaret ettiği o art niyete. Yoksa hatayla buraya düşse ki düşmez. Bir insan hatayla buraya düşemez. Hatayla düşemeyeceği için hatayla düşse hani aa düştün kalk yavrum dersin. Yani yanlışlıkla düştün ama sen bu böyle olmaz yani sana. Art niyet var yani. Buradaki hakaretlerin çoğu art niyete gidiyor. Sen art iddia ediyor. Sen iddia ediyorsun. Sen çalışıyorsun. Hücum ediyor şeye. Bir. Hem hücum ediyor hem de art niyetle ya ben bunlara nasıl zarar verebilirim? Bu iddiaya hala canlı tutmaya çalışmak kendi kendine. Bilerek yanlışı doğruymuş gibi sen, hücum ediyor. Sen bana hücum ediyorsun. Bilerek, bile isteye bana zarar vermeye kalk ediyorum. Ben sana bırak da hakaret edeyim yani. Hakaret hak et. Hak et yani. Yoksa yanlışlıkla buna düşse, bu asrın insanı yanlışlıkla bu üç sebebi çok yani yanlışlıkla düşemez yani. Evet, çok zor. Evet Hasan abi. Yani anlatacaklarım bu kadar. Şöyle diyebilir miyiz? Sebepler, ilim, kendi kendine, iradeye misal, tabiat kudrete misal. Böyle tefrik edebildin mi? Onu da kendi içinde de şey yaptım. Yoksa şöyle mi düşündün? Sebeplerde üç tane misal var. İlim iradeyi yaptı. Kendi kendine üç tane misal var. İlim iradeyi yaptı. Tabiatta üç tane misal var. İlim irade yaptı. Her katı ışıkta ilim irade kullandı mı diye. Her baktım, ona baktım, o dediğinize baktım. Hepsinde kullanmış. Ama sebepler var derken sebepleri koymasındaki sebep ilim yok, sebep var. İrade yok, kendi kendine olmuş. Kudret yok, tabiat yapmış. Yani bu aslında ilmi, bu iradeyi, bu da kudreti inkar etme eğiliminde. Asıl, evet. Yani o durum var. Yani, evet. Yani. Ama hepsinin kendi içinde gene ilim, irade, kudret kısmı da var yani. Var değil mi? Kendi içinde de var. Ama tabii sebepler, ilim yok, sebep yaptı. İrade yok, kendi kendine oldu. İradesiz oldu. Tabiat yaptı, kudretsiz herhangi bir güç olmadan oldu. Oysa ki yani o dediğiniz de doğru. O ya yani onu da inceledim, o şekilde de baktım. Ama net bir şekilde çünkü üstad mesela mesela Kadir-i Zülcelal diyorsa mutlaka paragrafın sağında solunda bir yerde mutlaka kudretle ilgili bir şeyden bahsediyor. Evet. Kadir-i Zülcelal diyorsa konu kudret. O kelimeyi kullanmış. Ben yani Kadir, kudret kelimesini geçirdiği anda mutlaka kudrete bir atıf var. Açılım o. Çünkü mesela Hakim-i Zülcemal dese, Zülcelal dese orada hikmet var, orada ilim var. Orada etrafında ilim. O kelimeyi de çok kullanıyor. Hepsinde o kelimeler geçiyor. Hakim kelimesi geçtiği için, hakim kelimesi geçtiği için ben mesela şurada hiç hakim kelimesi geçmemiş olsaydı diyecektim ki ya bu sebep, bu ilim, bu irade, bu kudret. Ama geçmiş. O zaman burada da bölmüş. Hatta şöyle geçmiş, 1-2-3'te ağırlıkla bir ilk önce ilimleri anlatmış, ikinci irade, üçüncü kudreti anlatmış ağırlıkla. Yani her şıkkın da 3 misali, 3 üçüne de bakıyor ama baskın olanı sizin dediğiniz doğru. Bu ilim, bu irade, baskınlık var yani. Evet. Mesela şeyde, tabiatta matbaa sureti, matbaa meselesini iki kere geçirmiş. Matbaa ve makine var. Birinci muhallede var, ikinci muhallede var. Hmm. Bu baskınlıktan kaynaklı. Birinci muhallede kör, sağır, düşüncesiz olan tabiata ve kuvvete isnat edilse, birinci muhallede. Birincisi. İkinci muhal?
Avrupa'nın matbaaları ve fabrikaları adı edince makineleri. Gene aynı matbaaları ve makineleri. Yine geçiyor. Bölümleme yapmamış yani orada. Ben bölümlediğini düşündüm okurken dedim. İlk başladığında dedim bu herhalde ilim idrarde kudret diye gidiyor ama değil. Ben üçünde de üçünün şeyi var. Her üçünde de üçünün atfı var yani. Ama dediğiniz gibi ağırlık tabiatta kudrete bakıyor. Ki şey de diyor ya. Şimdi tabiata attığında gücü çok yaymış oluyorsun. İnsan İhatası. Şey yapamıyor, algılıyor mu? Bu sefer kabul etmek zorunda. Tabiat deyince büyük geldiği için... Atıyor seni. Tabiat ne için demişlerdi diyor. Bir ders yapmıştım. Yani atıyor seni geniş bir alana. Geniş bir alana atıyor. Sen bu sefer aklın ermiyor yani. Bir anlamda. Aklın ermiyor. O aklın ermeyince en az da bu sahada bir şey vardır. Bu kadar olay olmuş. Bu da bunu yapmış. Bu da bunu yapmıştır herhalde. Herhalde. Yani. Çünkü geniş saha ihata olmadığı için... Sen yat olmayınca iş yapamıyorsun. Ben sahada görüşemiyor, güreşemiyor. Yani dışa atıyor. Genişe atıyor. Genişe atıyor. Kudret olarak genişe atıyor. Mesela, burası yapıyor. Bir saha belirlerler judoda veya güreşte. Sporlarda. Burada olacaksın. Deseler ki herkes serbesttir dünya üzerinde. Şu ikiniz güreşin bakayım kim galip gelecek. Ama nerede? Futbolda da öyle. Kenar çizgilerini kaldır. Nerede oynayacağız? İşte. Topu nereye kadar sürecek? Bu iki kaleyi bırak. Kenar çizgileri yok. Ne yapayım? O yani kurgulayamazsın ki onu hayata geçiremezsin yani. Yani bu birinci böyle gözükürken aslında sebeplere kendi kendine ve tabiata da üç tane misal vermesi ilim irade kudreti içeride de işliyor gibi. İçeride de işliyor. Dokuz misal veriyor. Üçer tane de her birinde muhalleri ayrı ayrı şey veriyor. Bir işi kaçırda vermiyor ama işliyor yani. İlim irade kudreti işliyor orada. Çünkü bir şeyin var olabilmesi için ilim irade kudretinin olması lazım. Sadece ilimle, sadece iradeyle, sadece kudretle olamayacağı için üçünü de oturtması lazım yani. Evet. Evet Hasan abi. Bu kadar mı? Bu kadar Hasan abi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. El Fatiha. Allah razı olsun.